Merhaba arkadaşlar. En kolay saz dersi programımıza hoş geldiniz. Size sazda çalınabilecek en kolay eseri göstereceğim şimdi. Hiç saz çalmayı bilmeyen, sazı tutmayı bilmeyen bir insan dahi bu eseri kolaylıkla çalabilecek. Şevki artacak daha doğrusu. Saz çalmaya daha da çok meyilli olacak. Eserimizin adı Kurtlar Vadisi'nden bildiğimiz Cendere. Çok basit bir eser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane notaya basacağız tamamen. Önce ben bir eseri bir çalayım isterseniz. Ondan sonra size uygulamalar olarak göstereceğim. Bunu parça olarak değil de şarkı türkü olarak değil, parmak egzersiz olarak kabul ederseniz parmaklarınız daha çok gelişir. Özellikle 3 ile 4. Dört, hemen hemen herkesin dördüncü parmak, yani küçük parmağı zayıftır. Bunu geliştirmek açısından çok güzel bir egzersiz. Yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bizim bu eser Ankara vuruşuyla, Ankara ölçüsüyle çalacağız. Birinci parmak R'de. R'nin altında bildiğiniz gibi diğer sazımda vardı notalar. Diğer destemde de gösterdim. R, R'nin bir altında Mi bemol, Mi bemolün bir altında Mi bemol 2. Bir altında da Mi bemol, Mi perdesi vardır, natürel. 1, 2, 3, 4. Yani 1, 2, 3. 3 perde altında Mi perdesi vardır, natürel. Mi perdesinin bir altında da Fa perdesi var. Natürel Mi perdemiz var. Birinci parmağımız R'de. Bir Ankara vuruşu yapıyoruz. Üçüncü parmağımız Mi'de, natürel Mi'de. Parmağımız, dördüncü parmağımız Fa'da. Burada tabii ki Fa'ya basmakta biraz zorlanacaksınız. Bir egzersizimiz var. Parmaklarımız yana açma egzersizi. Bunu yaparsanız saz çalmadan önce yana açıp açıp kapatırsanız daha rahat Fa sesine ulaşabilirsiniz. Bu egzersizimizi unutmayalım. 1 ile R'ye bastık, 3 ile Fa'ya bastık, Mi'ye bastık, 4 ile Fa'ya bastık. Re re mi 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 fa 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 mi 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 re 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 mi 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 do 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 re re re. Bunu kontrol üzerinde gösterecek olursak Ankara vuruşumuz vardı. Yüzlük an, yüzlük kara 50-50. 2-50 eş değer olarak 100 yapıyor. Ankara vuruşumuzu daha önceden göstermiştim. Bunun üzerinde durmayacağım. Sadece burada bir bağ işaretimiz var. Bağ işareti. Nefeslerde tek nefeste geç. Mızraplı telli çalgılarda tek mızrapla çal gibi tabirlerle kullanabiliriz. Yani kısacası hızlı geç. Bağlaştır, bağla gibi açıklamalarda da kullanabiliriz. Ankara vuruşuyla çalıyoruz bunu. Ankara vuruşundan çıkmıyoruz. Bunu bir kenara yazarsanız kağıda ezberlemesi daha kolay olur arkadaşlar. Re 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 mi 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 fa 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 mi 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 re 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 mi 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 do 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 re 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 diyoruz, eser bitiyor. Burada hangi parmaklarla çalacağınızı ben daha önceden yazdım. Birinci parmak re. Üçüncü parmak mi'de kullanırsınız. Dördü de fa'da kullanırsınız. Tekrar mi'ye geldiğiniz zaman üçüncü parmak olur. Birinci parmak tekrar R'de. 3'e geliyorsunuz. Mi. Mi'den Do'ya atlıyorsunuz burada. Bak Mi. Mi'den Do'ya atlıyorsunuz. R'yi es geçiyorsunuz. Bununla da Do'yu da birinci parmakla basabilirsiniz. İsterseniz kalan R'yi 1 ile, isterseniz 3 ile de basabilirsiniz. Eğer tek çalacaksanız 3 ile basın. Arka arkasına çalacaksanız birinci parmakla basın. Ben biri tercih ediyorum. Çünkü seri çaldığı zaman bu şekilde. Birle daha rahat geçiş yapabilirsiniz. Eserimizi tekrarlıyorum. Re, re, mi, 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 fa, 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 mi, 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 re, re, mi, mi.
çalıyoruz. Parmaklarımız yetişmiyor dediğiniz zaman, yetişmeyeceği zaman bol bol egzersiz yapın. Parmaklarınızı açın, ısıtmadan bu parçaya geçmeyin. Parmaklarınızı da klavyeden kaldırmayın. Ne dedik başta? Maksat burada eseri çalmak değil, parmak egzersizleri 3 ile 4'ü çalıştırmak. Bunu böyle kabul edin arkadaşlar. Bunu çaldığınız zaman sıkılan arkadaşlar olabilir. Çok da soruluyor, orta tel veya üst tel ne işe yarıyor? Bunların uzun uzun eğitimini almanız, mantığını kavramanız gerekiyor. Böyle 3-5-10 dakikada anlatılacak bir şey değil. Bu alt telden çaldığınız re 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 mi 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 fa 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 mi 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 re 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 mi 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 do 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 re re, orta telden de çalabilirsiniz. Eğer orta telden çalarsanız daha mantıklı olur, daha güzel, hoş bir ses alırsınız. Farklı bir renkte çalmış olursunuz. Gösterdiğim aynı, tabii orta telde sol, la, si diye gerçek seslerde basmamız gerekiyor. Ama siz re, mi, fa, sol diye baz alın. Yani anlatmak istediğim re'nin üstünde, re gibi düşünün yani. Solu re, 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 mi, 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 fa, fa, fa diye bu şekilde düşünün. Bir çalalım ne çıkacak ortaya. Yalnız Ankara vuruşu yaptığımız zaman solda R perdesinde bu şekilde değil de üst telden üst boş sol sesinden destek alın. Gördüğünüz gibi iki tele birden vuruyoruz. Orta tele ve üst boş tele. Bir çalalım eserimizi. Farklı bir tını ve ton elde etmiş olursunuz. Bu egzersize çok çalışın arkadaşlar. Bir diğer egzersizimiz de sazı elinize aldığınız zaman vuruş böyle yukarı aşağı vursa 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 vuruşu. Bunu hızlandırın. Vuruşlarınızı bilekten yapın. Kesinlikle koldan atmayın mızrabı. Bilekten atın. Mi bemol sesine ikinci parmağınızla hızlanabildiğiniz kadar hızlanın. Yeni başlayanlar için çok güzel, rahat, kolay bir egzersizdir. Bunu devamlı yapın. Bıkmayın. Bıkarsanız sazı hevesiniz kırılır. Sazı bırakırsınız. Siz de sazı bırakır. Saz da sizi bırakır. Verimli bir saz ustası olamazsınız. Ben her zaman diyorum, saz çalmaktan daha çok önemli olan bol bol egzersiz yapmak. Önemli olan saz çalmak, eser çalmak, eser icra etmek değil. Tabii o da önemli ama emin olun ki egzersiz yaptığınız egzersizler eser çalmanızdan daha çok faydalıdır, daha çok sizi geliştirecektir. Eğer ki bu mi, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re'den bıkarsanız üçüncü parmakla natural mi'ye basın. Natural mi ve mi bemolü kullanın. Üçüncü parmağınız gelişsin. Ha, bunu da yaptınız. Daha çok sıkıldınız. Hocam daha ilerisinde ne yapabiliriz derseniz küçük parmağınız. Ama bu üç parmağınız kesinlikle klavyeden kalkmayacak. Fa. Fa sesine basın. Biraz zor olacak. Çok yapmanıza gerek yok. İlk başta yapan arkadaşlar böyle küçük küçük dokunuşlar yaparsa sonradan kendinizi hızlandırın. Yapabildiğiniz kadar. Bir dakika dahi yapsanız size çok büyük faydalar sağlayacaktır. Küçük parmağınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır. Ben bunu bir daha göstereyim. Birinci, ikinci parmak, üçüncü parmak ve dördüncü parmağın çalışmaları egzersiz olarak. Re ve mi bemolde çalıştırıyorum. Mi bemolü bastım. Üçüncü parmak natural mi'de. Çok hızlanmanıza gerek de yok. Mi'yi bastık. Fa'yı da çalıştırıyoruz. Bol bol bu egzersizleri yapın. Mümkün olduğu kadar video atmaya devam edeceğim. Beni takiplemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Saygılar, sevgiler. Bir dahaki derste görüşmek üzere.